HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eylemlerini bu süre zarfında HDP önünde değil, kaldıkları otelde sürdürüyor. Kısıtlamanın birinci gününde çadıra gidemeyen aileler kaldıkları otelde eylemine devam etti. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından da kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler evlat nöbetine İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan ve tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 2 gün ara verdi. Bu 1,5 yıldır biz bu çadırın altında, bu HDP binasının önünde biz oturuyoruz. Yaz, kış, soğuk, pandemin demeden biz burada bu mücadeleye devam ediyoruz. Ve de çocuklarımız için devam edeceğiz. Çünkü biz HDP'den şikayetçiyiz. HDP ve PKK tarafından benim bir evladımı 2015'ten daha kaçırdılar. Ondan sonra gelip 2017'de de Sami Çiftçioğlu'nu evden alıp bir ahıra götürüp elini kolunu bağlayarak infaz ettiler. 2 evladımı benim elimden aldılar. Ben de onları Allah'a havale ediyorum.